futbolun şehirlerinde bu hafta Adana'dayız. Adana tam bir futbol şehri. Burada Adana Spor, Adana Demir Spor arasındaki rekabet ve şehrin futbolu olan sevgisi gerçekten çok büyük. Tabii Adana'nın simgesi Taş Köprü'nün önünden program açıyoruz. Yaklaşık 2000 yıllık bir köprü. Roma dönemine kadar dayanıyor ve dünya üzerinde hala kullanılan en eski, en sağlam köprülerden biri olarak biliniyor. Adana'nın da simgesi. Adana'da futbol dışında ne yapılır? Tabii ki Adana gurme turizminin en önemli merkezlerinden biri. Adana'da kebabı, şalgamı ve yenebilecek ne varsa bu programda sizlere tanıtacağız. Kültürel ve tarihi zenginlikler açısından da Adana Türkiye'nin en güzel şehirlerinden biri. Yine dopdolu bir program bizleri bekliyor olacak. Ve tabii ki hem Adana Spor'la hem Adana Demir Spor'la hedeflerini ve bundan sonra neler yapmak istediklerini konuşacağız. Kısacası Türkiye'nin en önemli futbol şehirlerinden birindeyiz. Adana'dayız. Taş Köprü'nün önündeyiz. Gezmeye başlayalım isterseniz. Hadi bakalım. Adana'da Atatürk Evi Müzesi'ndeyiz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Adana'ya geldiğinde kaldığı ev burası. Ve burada aslında bir sözü var. Bende bu vakainin ilk hissi teşebbüsü bu memlekette, bu güzel Adana'da vücut bulmuştur. 15 Mart 1923'te söylemiş bu lafı. Neden söylemiş? Çünkü buraya geldiğinde 1918 yılında Adana'ya ilk gelişinde buradaki dostlarıyla, arkadaşlarıyla yaptığı toplantılarda halkla iç içe olduğunda görmüş ki çok vatanperver, çok kahraman bir halkı var Adana'nın ve onun içinde böyle bir his oluşmuş. Ve 1923'te de bu sözü söyleyip Kurtuluş Savaşı'nın ilk kıvılcımlarının burada atıldığını belirtmiş Atatürk. Adana'da Atatürk evinde bir üst kata çıktık. Burada çeşitli odalar var, önemli odalar var. Aslında Atatürk'ün Adana'ya ilk gelişiyle başlamak lazım hikayeye. 1918 yılında Yıldırım Orduları Komutanlığı'nı Limon Van Sanders'ten devralmıştı Atatürk ve onu Adana'dan gardan yolcu ederken zaten bir fotoğrafı bulunuyor burada. İlk kez o zaman kaldı. Konak Ramazanoğlu Supi Bey'e aitti ve Atatürk'ün kalması için onun emrine tahsis etti Supi Paşa. Onun da Atatürk'le olan yakın dostluğunu zaten herkes biliyor burada. Ve buraya 7-8 kez geldi hayatı boyunca. Gerek Latife Hanım'la gerek tek başına Adana'ya her geldiğinde bu konakta kaldı. Bu konakta çok önemli toplantılar yapıldı. Hem Cumhuriyet öncesinde hem Cumhuriyet sonrasında. O toplantılardan belki de içinde en önemlilerinden biri Hatay toprakları ile ilgiliydi. Hatay'ın Türkiye'ye katılması için ömrünün son yıllarında çok büyük uğraş vermişti Mustafa Kemal Atatürk. Ve bir ara formül bulunmuştu. Hatay Cumhuriyeti kuruldu önce. Ondan sonra da zaten Türkiye'ye katılmasını planlamışlardı. Ömrü belki yetmedi Hatay'ın Türkiye'ye katıldığını görmek için ama o konuda çok büyük uğraşlar verdiğini, bu odada çok önemli toplantılar yaptığını biliyoruz. 80'li yıllara kadar burası metruk bir haldeydi, bakımsız bir haldeydi. Sonrasında iyi bir restorasyon geçirdi ve hak ettiği değeri buldu. Bugün de Adana'da en çok ziyaret edilen noktalardan biri.
Adana'da sinema müzesindeyiz. Süleyman Kürşat Kalkan yanımızda, müze sorumlusu. Tabii Adana dediğimiz zaman Türk film endüstrisinin en önemli şehirlerinden biri. Ama biz soralım, Adana ile sinemanın ilişkisi nerelere kadar dayanıyor? Evet, öncelikle bize bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyoruz. Bizim için büyük bir şereftir. Adana deyince aklı ilk gelen de bir tanesi tabii ki sinemadır. Çünkü Orhan Kemal'lerin, Yaşar Kemal'lerin yetiştiği, pamuk ırgatlarının timsali olduğu ve bu çeşitli zenginlikte Türkiye'nin dört bir yanından göç alan bir şehir olması kültür zenginliğini artırmış ve her nesilde hala günümüzde devam eden bir sinema zenginliği doğmuştur. Hala alttan alta gelen, sürekli kendini yenileyen, sinema deyince Adana'nın aklına getiren en önemli özelliğimiz budur. Bir de Altın Koza Film Festivali var. O çok uzun yıllardır devam tabii ediyor. 1969 yılından beri süre gelen bir süreçte Altın Koza Film Festivali gerçekleştiriliyor. Her yıl bununla birlikte binlerce sanatçı Adana'ya akın ediyor. Tabii ki Altın Koza Film Festivali ile birlikte Antalya'da gerçekleşen Altın Portakal Film Festivalleri'nin olması Türk sineması için büyük bir çeşitliliktir, zenginliktir. Adana'nın da bunun ortak bir paydaşı olması bizim için gurur verici bir olanaktır. Peki müzeye gelecek olursak burada neler sergileniyor? Burada bir Yılmaz Güney, Orhan Kemal, Yaşar Kemal, Abidin Dino, Şener Şen gibi büyük akımların, büyük yıldızların sergilendiği, eserlerinin, fotoğraflarının sergilendiği bir büyük bir müzayede alanı gerçekleştirdik. Bunun dışında Mehmet Baltacı koleksiyon odamız, en az 100 yıllık fotoğraf makinelerinin teşhir edildiği, 100 yıldan beri süre gelen dönemde kameraların, fotoğraf makinelerin ne olduğu, nasıl daha dijital hale geldiğinin en büyük kanıtını burada sergiliyoruz. Bunun dışında tabii ki 1960'lı yıllarda Adana'da yaklaşık 80 tane açık hava sinemasının olduğu söylenir. Evet. Yani Adana'daki bu sinema zenginliğinin en büyük kültürlerinden bir tanesi de bu olsa gerek. Yani hiçbir şehirde bu kadar açık hava sinemasının olduğu görülmemiştir. Adana sinemaya çok meraklı bir şehirdir. Adana Spor bizim için şehrimizi ifade ediyor. Sebzemizi, meyvemizi, turuncusu, turuncumuzu ifade ediyor. İşte beyazı da bizim sevdamızdır. Aslında Adana Spor çok fair play bir takımdır. Öyle görünmese ne kadar. Adana Spor her şeyimizdir bizim, yani öyle diyebiliriz. İyi bir kulüptür. İyi bir taraftarı vardır. Köklü bir kulüptür. Bu yıl da iyi gidiyoruz. İnşallah daha iyi olacak. Adana Spor candır. Adana Spor aşkımız, sevdamız, tutkumuz. Her zaman taraftarıyız. Her zaman taraftar olarak destekliyoruz onu. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Zeydan Karalar'la birlikteyiz. Hem Adana'daki sporu hem de futbolu konuşacağız kendisiyle. Şöyle diyelim, hani Adana'nın önemini herkes biliyor. Özellikle de hani Mustafa Kemal'in Kurtuluş Savaşı'nın ateşini burada verdiği, burada bütün her şeyi planladığını evet. Biliyoruz. Kültürel ve tarihi önemi açısından siz Adana'yı nasıl anlatırsınız? Birincisi elbette Atatürk'e ulusal kurtuluş mücadelesi hissi vermesi bize büyük bir onur Adanalılar açısından. Ulusal Kurtuluş Mücadelesi'nin kazanılmasında çok önemli bir katkısı oldu. Hani buralarda mücadele devam etseydi Ankara buraya da destek verecekti. Bölünecekti falan. Evet. Tabi buranın kazanılması en azından bu ordunun falan o işte İzmirlilerle güneyde, Afyon'da, işte Koçetepe'de falan konuşlanmasına, parçalanmamasına neden oldu. O yüzden Adana'nın Ulusal Kurtuluş Mücadelesi'nde çok büyük kazanılmasına çok büyük katkısı var. Dolayısıyla biz onlarla gururlanıyoruz. Evet zaten. Tabii ki Mustafa Kemal Atatürk ve bunu sağlayan bütün kahramanları saygıyla anıyoruz.
Zaten bu ay içerisinde de onun kutlamaları yapıldı burada. Tabii 100. yıl kutlaması yaptık. 100. yıl kutlaması yapıldı. İşte gördüğünüz bizim maraton da başka bir maraton oldu. Evet. 1700'e 1800'e yakın sporcu geldi yarışmaya. Bu ilk kez bu kadar kalabalık. Adana sporun her türlüsüne, her dalına çok uygun bir kent. Şimdi biz tabii çok gelip gidiyoruz maçlar içinde Adana'ya. Ve ben son dönemde gördüm ki yeşil alan sayısı bir hayli artmış durumda. Ve yürüyüş yollarında fazlalığı dikkatimi çekti. Evet. Şimdi spor deyince profesyonel sporun yanında bir de normal halkın da spor yapabilmesi çok önemli. Evet. Onun için siz ne gibi imkanlar sağlıyorsunuz? Bizim de işimiz bu yeşil alanları arttırmak. Yani insanların yürüyüş yapmasını sağlamak, rahat bir biçimde temiz havada yürüyüş yapmalarını sağlamak. Onu yapıyoruz zaten ama onun da ötesinde şöyle bir atılım yaptık yani pandemide. Bisiklet yollarımıza çok ağırlık vermeye başladık. Yani daha önceden bir 15 kilometre bisiklet yolu vardı. Biz bir bunu 35 kilometre, 37 kilometreye çıkarttık. Şimdi 35 kilometre daha bisiklet yolu ihale ediyoruz. Sanıyorum bu yıl sonunda 72 kilometreye çıkacak ki bu çok önemli bir rakam. Son olarak şunu sorayım. Adana Spor dedik, Adana Demir Spor dedik. Burada bir rekabet de var tabii. Yani şehre baktığınız zaman bir futbol rekabeti her yerde yani, var. Yani bugün siz onunla ilgili bir anınız varsa bütün, ya da bildiğiniz... Bütün kentlerde takımlar hani derbi maçları derler. Evet. Yani küçük de olsa büyük olsa eğer bir kentte iki takım varsa o kentin derbi maçıdır o. Bizde de tabii rekabet oluyor ama benim dileğim, beklentim o ki iki Adana takımı kardeş gibi olmalı. İki takımımızı da çok seviyoruz. Onu söyleyeyim. Peki son dedim ama şunu soracağım. Hayalinizde bir Adana takımının hangi kupayı kazanması var? Yani bir Avrupa Kupası bir gün Adana'ya gelir. Yani Adana Spor'da, Demir Spor'da Avrupa'da başarı kazansın istiyoruz. Türkiye'de başarı kazanabilirler. İyi gidiyorlar ikisi de. İnşallah çok yakın zamanda hem ligde ciddi bir başarı elde ederler hem Avrupa'da başarı elde ederler diye umuyoruz. Adana'da Ulu Cami'nin önündeyiz. Şehirde Ramazanoğulları Beyliği döneminden kalan en önemli tarihi yapı. 16. yüzyılda yapılmış ve Memlük, Selçuk ve Osmanlı mimarisinin tüm özelliklerini taşıyan bir yapı aslında. Ramazanoğulları Beyliği dönemindeki siyasal yapıyı anlamak için aslında caminin iki kapısına bakmak lazım. Kapının biri Memlük tarzında yapılmış, diğeri de Osmanlı tarzında yapılmış. Daha sonra Osmanlı Devleti burada hüküm sürdüğü dönemde. Ve binanın tüm özellikleri aslında eski 16. yüzyıldaki Memlük dönemi özelliklerini taşıyor. Şöyle ki sekizgen bir minaresi var ki Anadolu'da eşi benzeri olmayan bir minare bu. Tek şerefeli sekizgen minare tamamen Memlük tarzında yapılmış. Taç kapısı var Selçuklu döneminin özelliklerini yansıtan. Üç renkli taş kullanılmış burada binanın yapımında. Bu da yine Selçuklu ve Memlük mimarisinin özelliklerini taşıyor. Dikdörtgen bir yapı içeride. 16. yüzyıldan beri kesintisiz olarak ibadethane olarak kullanılıyor. Ve burası Adana'nın merkezi olarak kabul ediliyor. Ulu Cami toplanma noktası ve merkez noktası olarak uzun yıllardır kabul ediliyor. Geldiğiniz zaman binanın yapısına, minaresinin yapısına baktığınızda o dönem mimarisinin tüm özelliklerini görebiliyorsunuz. Adana'nın simgelerinden biri olan Büyük Saat Kulesi'nin önündeyiz. Buranın yapımına 1881 yılında başlanmış, 1882'de de bitirilmiş.
O dönem pek çok Anadolu şehrinde saat kuleleri yapıldığını biliyoruz. Ama onlar içerisinde en uzunu 32 metrelik uzunluğuyla Adana Büyük Saat Kulesi. İkinci olarak da İstanbul'daki Dolmabahçe Saat Kulesi'ni söyleyebiliriz aslında. Kesme taş ve tuğladan yapılmış. Çok sağlam. Hatta o kadar sağlam ki burada geçirilen büyük depremler sonrası bile bu saat kulesine hiçbir şey olmamış. Saat mekanizması o dönem Almanya'dan getirilmiş ve çalışmaya devam ediyor. Yapı olarak baktığınız zaman çok iyi bir temelinin olduğu anlaşılıyor ve temelinin de 35 metre kadar olduğu söyleniyor. Dediğim gibi pek çok büyük deprem oldu Adana'da. Onların hepsinde sağlam kalmayı ve günümüze gelmeyi başardı. Adana'ya geldiğiniz zaman tabii ki kebap yemeden dönmeyeceksiniz. Kebabın Türkiye'deki başkentlerinden biri Adana, hatta başkenti de diyebiliriz. Cihangir Usta ile birlikteyiz. Merhabalar, hoş geldiniz. Bu meşhur Adana kebabı, gerçi siz burada kıyma diyorsunuz. Evet. Biz Adana kebabı diyoruz. Evet. Onun nasıl hazırlandığını öğreneceğiz sizden. Evet. Etle başlayalım değil mi? En önemlisi bu. Tabii ki. Şöyle söyleyeyim. Adana el kıyması, %100 el kıyması olur. Etin de erkek kuzu eti olup 1 yaşını doldurması gerekiyor. Bunu nasıl anlarız? Üzerindeki koç yumurtadan anlarız. Yani bu şekilde. Bunu alırız. Şunlar da etin en yumuşak yerlerinden bir tanesi. Ben hem söyleyeyim hem tabii, şey yapayım. Çalışayım yani. Üçleme diye tabir ettiğimiz yer. Zaten bu tescillendikten sonra farklı bir şey kullanılması mümkün değil mi? Adana kebabı tabii ki, resmi tabii olarak ki tescillendi ve belli standartları var. Tabii ki bu Adana kıymasının özellikle bunun iyi olması için etin besili olması lazım. Etin en güzel şekilde olması lazım ki bizim yaptığımız kıymanın daha güzel bir şekilde ısınmasını da sağlıyor zaten bu. Bu sıt diye tabir ettiğimiz yer. Şurası da kaburga. Buradan da el kıyması çıkarıyoruz. Son dönemde kaburga da meşhur Adana'da. Tabii ki. Yani. Bu da bu şekilde. El kıyması da buradan çıkıyor. Ben evet, şuradan size el kıyması yapacağım. Evet. Adana tam bir futbol şehri. Evet. Süper Lig'de Adana Demirspor, TFF 1'de Adana Spor. Evet. Aralarındaki rekabet sizin işlerinizi de etkiliyordur değil mi maçlar? Özellikle hafta sonları maç günü diyebilirim. O gün hani inanılmaz bir kalabalık oluyor. Bu da bize etkiliyor tabii ki. Siz hangi takım tutuyorsunuz? Takımımızın aslında iki takım da bizim ama biraz Demirsporluyum diyebilirim yani bu. Bu da bize artı olarak kalıyor yani. Peki o zaman Demirspor'u sorayım. Demirspor'u nerede görmek istersin? Şu an çok iyi gidiyor. Önce Türkiye'de, ondan sonra Avrupa'da bizi temsil ederse bu da bize güzel bir artı olur yani. Şimdi geldik kebabın yapımının son aşamasına, şişe saplama işine. Ama benim merak ettiğim birkaç soru daha var aslında. Adana kebaba kuyruk yağı konur mu konmaz mı? Bu bir tartışma konusu. Evet. Adana kebabının içerisinde kuyruk yağı olmazsa olmaz. Gerçekten. Tamam, o zaman bir yandan da. Ama bunu saplama işi de ayrı bir ustalık tabii. Herkesin yapabileceği bir evet, şey değil. Normal bir Adana'nın porsiyonu kaç gram et olmak lazım? Normalde bir porsiyon Adana kebabının gramajı 130 gram şeklinde veriyoruz. İşte
müthiş bir sunumla geldi kebaplarımız ve sağ olsun ustamızın da bize sürprizi ile evet. beraber harika bir masa bizleri bekliyor. Gerçekten de Adana'ya geldiğiniz zaman böyle muhteşem sofralar hazırlanıyor sizler için ve tüm Türkiye'de zaten hem Adana'nın nasıl bir gurme şehri olduğunu biliyor hem de buraya gelip bu kebapların tadına bakıyor. Tekrar ellerinize sağlık. Rica ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Adana'daki lezzetler say say bitmiyor. Bunlar içerisinde tatlının da çok önemli bir yeri var. Ve Adana'ya özgü lezzet dediğimiz zaman da halka tatlısı onların en başında geliyor. Burada en çok tüketilenlerden biri. Buradaki adet şu. Tatlıcılar da böyle tatlılar diziliyor tezgaha. Siz geliyorsunuz, bir kağıt alıyorsunuz elinize ki şuradan alacağım. Çünkü daha önce aldığımı düşürdüm. Buradan bu kağıdı alıyorsunuz. Ondan sonra gelip bu tatlılardan hangisini isterseniz onlardan alıp yiyorsunuz. Çok lezzetli. Yedikten sonra eğer kaç tane yediyseniz geliyorsunuz. Ustaya söylüyorsunuz. Ben şu kadar yedim diye parasını ödüyorsunuz. Gidiyorsunuz. Kimse sizin ne yediğinizi saymıyor. Karşılıklı bir güven söz konusu. Bu arada tatlı da nefis. Gerçekten güzel. Adana Spor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar'la birlikteyiz. Adana'yı ve Adana Spor'u konuşacağız onunla. Hocam öncelikle tabii şehirle başlayalım. Burası Türkiye'nin en önemli futbol şehirlerinden biri. Yani bizim programın Adana'da uygun olarak tam bir futbol şehri. Nasıl burada olan, futbol olan sevgiyi siz nasıl görüyorsunuz? Buradaki coşku çok daha farklı. İki tane takım var, şehrin dominant iki takımı var. Bir tanesinde teknik direktör olmak benim adıma ve ekibim adına çok gurur verici. Taraftarımızın coşkusu bizi biraz daha zorluyor başarıya. İnşallah bu böyle devam edecek. Peki, siz geldikten sonra müthiş bir çıkış yakaladı takım. Şu anda da hedefi biraz playoff olarak belirlemiş durumda. Öncelikle kısa vadede bu sezonla ilgili hedef nedir Adana Spor'da? Yani dediğiniz gibi, öncelikle biz ilk geldiğimizde de söyledik. O kırmızı bölgeden mümkün olduğunca uzak olmak. Belli bir puan barajına yakaladıktan sonra da playoff için hedef koymaktı. Sıkıntılı bir durum var. 4 tane takım düşüyor bu sene. Çok erken konuşmanın anlamı yok. Transferlerden sonra belki ilk 6 için daha iddialı bir şeyler söyleyebiliriz ama şu an için erken. Uzun vadede Adana Spor nerelere gidebilir iyi bir planlamayla? Yani çok güzel bir soru. Biz başkanla bunun planlamasını ufak da olsa yaptık, bir giriş yaptık. Hakikaten planlar çok büyük. Öncelikle dediğim gibi kalıcı olabilmek, her oynadığım mecrada kalıcı olabilmek ama burada uzun zamandır kaldılar. Daha önce Süper Lig'i tatmış, uzun yıllar yaşamış bir cami olarak mutlaka şu testleri gördüğünüz zaman Süper Lig'i hak ettiğini düşünüyorum. Bunun için projelerimiz var. Tabii bu sene yapabilirsek ama yapamasak da seneye bunun için ne gerekiyorsa yapacağız. Başkanımızın da vizyonu, yöneticilerimizin vizyonu buna müsait. Tesisler, şehir buna hazır. İnşallah biz başarırız. Peki nerelere kadar gidebilir Adana Spor sizce? Hayalinde neresi olmalı taraftarların? Yani Süper Lig dedikten sonra her takım bu sene biliyorsunuz bu üç büyüklerin performansından sonra her şey olabilir. Niye olmasın, bir tane Anadolu takımı da Süper Lig şampiyonluğu yaşasın. Biz inşallah dediğim gibi bu bize nasip olur ama uzak bir hayal değil. Yani hayal edebiliyorsan neden gerçek olmasın yani. Adana Spor'un altyapısında yetiştim.
Ben de altyapıdan A takıma bugüne kadar gelmiş birçok hocanın emeği var. Öncelikle hepsine teşekkür ederim. Burada çok büyük bir sevgi var. Bir ailede iki ayrı takım tutan insanlar var. Demirspor, Adanaspor. Bunu holiganlığa taşımadığımız sürece çok iyi götürebiliyoruz. Ben burada şampiyonluk yaşadım. Sıkıntılı süreçler de yaşadım ama genelde başarılarla dolu burada bir kariyerim oldu. Başarılı bir sezon geçiriyorsak her şey yolunda. Taraftarımız iyi günde kötü günde her zaman bizim yanımızda oldular. Ben Adanaspor taraftarının cefakar, çok vefalı bir insanlar olduğunu düşünüyorum. Bugüne kadar çok iyi götürdük. Bu sezonda geçmiş iki yılımıza göre çok daha iyi geçiyor. Sait hocamız geldikten sonra bize çok güzel bir hava kattı. Biz de burada takım arkadaşlığımızı bir ileri seviyeye taşıdık. Tabii ki sahadaki skorlara da yansıdı. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Adanaspor tabii ki her zaman Süper Lig'e yakışır. Burada büyük başarılara imza atmış bir takım. Daha önce başarmış, UEFA'da oynamış. Inter gibi çok büyük dünya devi bir takımı Adana'ya getirmiş. İnşallah tekrar bugünleri görür en kısa zamanda. Ben burada Süper Lig sezonunda da oynadım. O zaman da takım kaptanlığı yaptım. Çok gurur verici bir ortamdı. Bizim en büyük isteğimiz en kısa sürede Süper Lig'e ulaşmak. İnşallah o sene de bu yıl olur. Futbolun şehirleri için geldik Adana'ya ama Adana dediğimiz zaman bizim aklımıza gelen tek şey belki de Emre Gönlüşen. Sevgili kardeşimizi, meslektaşımızı çok erken yaşta kaybettik ve hala bunun üzüntüsünü yaşıyoruz. Adanalıydı, iyi bir Adana sporluydu, futbolu çok seviyordu, sporu çok seviyordu. Güzel sesiyle olduğu kadar güzel yüreğiyle de herkesin sevgilisi olmuştu Emre Gönlüşen. Birlikte çalıştığı insanlar, birlikte yaşadığı insanlar onun hakkında ne söylese az aslında. Çok güzel gönüllü bir kardeşimizdi ve ne yazık ki onu çok erken yaşta kaybettik. Adana'ya her geldiğimizde maç için olsun, program için olsun sevgili Emre'mizi de ziyaret ediyoruz. Biz de bugün bir kez daha onu analım istedik. Ahmet Gençer onu karşılamak istiyor, Ahmet Dereli. Şimdi yerden çevirdi ceza sahasına. Gökhan kontrol etti. Şut ve gol! Gökhan bu kez attı. Adanaspor 2-0 önde. Onun anlattığı maçlar, onun sunduğu programlar, ekrandaki görüntüsü eminim bütün Türkiye'nin, sadece Adana'nın değil, sevgilisi olmuştu. Ve bir insanın kendini bu kadar sevdirmesi, herkesin bir insanı bu kadar sevmesi çok kolay değildi. Ne yazık ki dediğim gibi çok erken yaşta aramızdan ayrıldı. Çok da söyleyecek bir şey bulamıyorum aslında. Buraya her geldiğimizde de çok duygulanıyoruz. Bir kez daha Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Adana'da Anavarza Antik Şehri'ndeyiz. Yanımızda Nurettin Çelmeoğlu var, araştırmacı yazar. Burası aslında çok büyük bir alana yayılmış bir antik şehir ve kalesiyle, yollarıyla ve kapısıyla gerçekten muhteşem bir yer. Ama çok yakın zamana kadar da pek kimse bilmiyordu galiba, değil mi hocam? Bilinmiyordu, evet, maalesef. Adana'daki birçok kültür
mirasımızı bilenler çok azdı. Şimdi yavaş yavaş bir bilinç oluştu. Yavaş yavaş öğrenmeye başladık. Peki genel olarak bize nasıl tanıtırsınız şu anda? Şimdi Anavarza Kilikya'nın, Kilikya deyince hemen tarif edeyim. Osmaniye'den aşağı yukarı Silifke'ye kadar olan ova ve ovayı çevreleyen dağlara birlikte Kilikya diyoruz. Ben Kilikya'da 4 tane nöbetçi başkent sayarım. Sisyum yani Kozan, Anavarza, Misis ve Tarsus. Anavarza tarih olarak şunu biliyoruz. Milattan önce 19'da İmparator Augustos burayı ziyaret etmiş. Ancak burası son derece verimli, kendine özgü mikrokliması olan, dolayısıyla çok mümbit, çok farklı ürünleri, çok farklı bitkileri yetiştiren bir yer. Şu kapıya gelince İmparator Septimus Severus. Buradaki bir rakiple savaştan sonra Anavarza onu desteklemiş. Septimus Severus ekibi galip gelince onun adına bir zafer takı yapmışlar. Aslında burası üç kemerliydi. Şu ortadan sadece asiller geçebiliyor. Kenarlardan da fakir fukara geçebiliyor o zaman. Aynı dönemde Anavarza bütün Kilikya'nın en önemli başkenti oluyor. Ve yine bazı kaynaklar 100 bin kişinin yaşadığını söylüyor. Evet hocam, şu an o meşhur yolun üzerindeyiz. Daha doğrusu yolun kalan üzerindeyiz. Evet, o Anavarza'nın dünyanın ilk çift yolu dediğimiz yerindeyiz. Ama tabii Anavarza deyince bir de Katolik Kilisesi'nde çok önemli bir yeri var. Çünkü Katolik Kilisesi'ne göre bu bölgedeki aziz ve azizelerin bir kısmı burada öldürülmüş. Evet. Hristiyanlığı yaymak isteyenler. O zaman kim var? Havarilerden Saint-Pierre var. Evet. Ve Paulus var, Tarsuslu. Bunlar Hristiyanlığı yayarken buradaki valilik, idare son derece rahatsız olmuş ve birkaç tanesini cezalandırmış ölümle. Daha sonra buraya üst üste depremler oluyor. 525'te ciddi bir deprem. Burası yıkılıyor. Justinian, 1. Justinian yaptırıyor. 561'de tekrar büyük bir depremle yıkılıyor. Diğer Justinian yaptırıyor. Fakat bu bölgedeki Hristiyanlar geçmişte azizlere yapılan işkenceler yüzünden geçmişteki atalarının Tanrı tarafından cezalandırıldığını, cezanın kendilerine ulaştığını düşünerek burayı terk ediyorlar. Hristiyanlar buradan çekildikten sonra İslam güçleri 7. yüzyıl ortalarına doğru bu tarafa geldiklerinde burayı boş bulmuşlar ve burayı imar etmeye başlamışlar. Bütün Kilikya'yı Türklerden ve Araplardan insanları getirip yerleştirmişler. Evet, yoldan bahsetmiştik aslında. Ne kadar uzunluğu yolu? 2400 metresi şu anda biliniyor. Ama mostralara göre, yani yüzeydeki taşlardan tespit edildiğine göre 2700 metreye rahatlıkla ulaşacak. Genişliği? 34 metre. 34 metre. 34 metre. O dönem için çok önemli. Çok büyük bir yol ve dünyanın ilk duble yolu. Dünyanın ilk duble yolu, evet. Anavarza antik şehrinin hemen yamacında yer alan Anavarza Kalesi tam arkamızda. Biraz kaleden de bahsetmek gerekiyor aslında. 200 metrelik doğal bir kaya yüksekliğinin üzerine inşa edilmiş. 300 metre uzunluğunda, 70 metre genişliğinde bir kale burası. Kale Romalılar döneminde yapılmış. Daha sonra Osmanlı döneminde de genişletilmiş. Aslına bakarsanız yukarıda tam 1500 metrelik surları var. O 1500 metrelik surların her 70 metresinde bir burç bulunuyor ve 20 burçun olduğu bir kale. Mevki olarak da zaten ulaşılması çok zor bir mevki. Onun için de önce gözetleme kulesi olarak kurulmuş. Sonra da burası sınır olduğu zaman da burayı korumak için kaleyi yine kullanmışlar. Şu anda Anavarza Antik Şehri'nin diğer bir kapısının önündeyiz aslında, kaleyi görmek için buraya geldik.
Bu antik şehrin etrafında da 15 kilometrelik surlar ve bugün hala büyük bir bölümü de sağlam olarak duruyor bu surların. Burası biraz daha kazıldığı zaman, biraz daha burada çalışma yapıldığı zaman eminim çok daha büyük eserler ortaya çıkacaktır. Çünkü çok geniş bir alana yayılmış bir yer burası. Adana Demirspor bizim için tuttuğumuz takım değil, tutulduğumuz takımdır. Adana Demirspor bizim için aşktır, sevgidir. Maç günü bizim için bayram günüdür. Adana Demirspor'un maçlarının olduğu gün Adana'da bir bayram havası yaşanır. Muhteşem bir atmosferde Adana Demirspor taraftarıyla beraber o gün Adana komple bir başka, Adana'da güneş bir başka doğar Adana Demirspor maçı olduğu zaman. Adana Demirspor şu anda çok iyi gidiyor. Çok memnunuz taraftarıyla, yönetimiyle, futbolcusuyla, teknik heyetiyle. İnşallah bu yıl olmasa da önümüzdeki yıllarda Adana Demirspor'dan tek beklentimiz tabii ki şampiyonluk. Adana Demir sevdamızdır. Şampiyon olmasını istiyoruz. Bu şekilde devam edelim. İnşallah seneye Avrupa'da oynarız. Allah izin verirse bu sene ben ilk 5'te bitireceğine canı gönülden inanıyorum. Tüm şehir olarak da buna inanıyoruz. Her yerde her zaman Demirspor aşkını görebilirsiniz. Şehrin neresinde gezerseniz. Bu sene inşallah ilk 5'e girip seneye bir Avrupa ile başlamak, uzun vadede de bu ligde kalıcı olmak, ciddi bir deplasman olmak ve başkanın dediği bir laf var, ben de katılıyorum. Türkiye'deki tüm futbol severlerin ikinci takımının Demirspor olması için gönülden yürüyoruz. Allah yolumuzu açık etsin. 26 yıllık bir sevda bu. Özlemdi. Her günümüz bizim bununla geçti. Bu sene de Allah izin verirse bu sene bu ligin ayarlarıyla oynayacağız. Adana'ya özgü bir lezzet, şırdan. Adana'ya gelip de şırdan yemeden dönülmez. Emrah Polat'la birlikteyiz, ustamız. Hoş geldiniz. Sağ olun. Bu güzel sofra bizim için hazırlandı. Çok teşekkürler öncelikle, elinize sağlık. Rica ederim efendim. Biraz şırdandan bahsedelim. Masada pek çok şey var ama tabii evet. Adana'nın en özgün lezzeti belki de. Evet evet, akşam 5'ten Adana sonra dışında bir yerde kesinlikle yok. Aynen. Adana gibi güzel yapan bir memleket yok. Peki nedir bunun kültürü? Nereden gelir? Hayvanın neresinden? Bu midenin sindirim sistemi, kırkat dediğimiz. Evet. Bu da şırdan midesidir. Bir bitişik bunlar. Evet. Bunlar da bağırsağıdır. Anladım. Şimdi şırdan nasıl sadece bahsedelim? Şırdana dönelim. Ne zaman yenir? Ne zaman tüketilir? Ne kadar tüketilir Adana'da bu? Adana'da yaklaşık nereden baksan bir 2000-2500 tane tüketilen var zaten. Bu kış sezonunda güzel lezzetlidir zaten. Yapraklı böyle, taneli içerisi. Genelde gece mi yenir? Gece yeniriz evet. Gece yemeği bu. 5'ten sonra şırdan satışımız başlar zaten. Peki ustacım, şırdan nasıl yapılıyor? Bize biraz anlatsana. Şırdan koyunun kendisinden çıktığı anda tertemiz güzel bir şekilde yıkanır. Yıkandıktan sonra içerisine pirinci katır. Kenarlarında zaten şunu gördüğümüz gibi dikiliyor. Dikildikten sonra kazana katıp kaynatılıyor bu. Yaklaşık bir 2 saat, 3 saat kaynatılıyor bu ürünler. Kaynadıktan sonra zaten kendini belli ediyor böyle bu. Çıkarıp tencerelere dizilip dükkanımıza satışa başlıyoruz. Peki evet. Çok kısa bunlardan da 40 kat. Sindirim sistemi. Sindirim çok sistemi. Etli böyle. Yine çok zahmetli. Evet, içerisi aynı.
Bu da Bumbar bağırsağıdır. Çırdan kadar ilgi görüyor mu onlar da? Çırdan kadar ilgi görmüyor. Son olarak futbolu soracağım. Evet. Futbol aranız nasıl? Çok güzel. Hangi takım? Adana Demirspor. Peki Adana Demirspor Süper Lig'de bu sene iyi gidiyor. Evet, çok ne şükür iyi gidiyor. Yani daha devam edecek. Sayın Başkanımız başımızda olduğu sürece Adana Demirspor çok iyi gidecek, ilerleyecek zaten. Adana denince ilk akla gelenlerden biri tabii ki şalgam. Tam 30 yıldır şalgamı en iyi şekilde üreten ustalardan biri. İlhan Usta'nın yanındayız şu anda. Abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nedir bu Adana şalgamının özelliği? Niye Adana'ya gelince herkes bu şalgamı konuşuyor? Ben 33 yıllık şalgam ustasıyım. Her şeyi doğal yapıyorum. Aşamalarından biraz bahsedeyim istersen. Nasıl yapılıyor bu? Şimdi ilk aşamalar yapmadan önce şu siyah havuç. Evet. Yani mor havuç. Bu ilk aşamadan biz bunu yıkıyoruz. Bir tonluk ahşap fıçılarımız var. Ahşap fıçılardan bunu şalgam yapıyoruz. Bu da çelem. Bunu da bir gün sonra atıyoruz. Yani şu olmamış hali. Ondan sonra 20 gün ben bunu üstünü kapatıyorum. 20 gün sonra olmuş vaziyete geliyor. Ondan sonra olmuş halde havucumuzun bu. Evet, şu. Evet. Ama içine her kattığınızda söylemiyorsun sen eminim bana. Tabii. Benim bildiğim tarih 1930'dan belli. Öyle bir tarif yani. Bunu Türkiye'den benden başka bu şalgam tarifi bilen bir usta yok. Herkes farklı mı yapar? Tabii herkes farklı yapar. Ama benim yaptığım biraz farklı. Tabii o meslek sırrı o da benden kalsın. Peki bakalım lezzet farkından anlayacağız herhalde. Tabii. Usta vallahi çok farklı. Afiyet olsun. Yani Adana'ya gelip de bu şalgamı içmemek olmazmış. Ben devam ediyorum. Evet. Ya ben bunu içmeye devam edeyim. Aslında ben şöyle bir şey de duydum İlhan Usta. Senin sesin de çok güzelmiş. Evet. Ben şu şalgamı ben bir keyifli içerken sen de bir türkü söylesen. Söylerim. Benim şu an yeni bir albümüm yapılıyor. Hı. Albüm çalışmam var. Kısmen Usta 2 ayaklar çıkacak. Ama size Adana türküsü bir tane vallahi güzel olur şalgamla beraber. Adana'ya gidek mi? Şalgamından içek mi? Tanesinden yiyek mi? Hey kardeş kalk gidek. Gidek gidek kalk gidek. Adana'ya kalk gidek. Adana sıcak derler. Hey kardeş kalk gidek. Ağzına sağlık usta. Eyvallah abi. Hem eline sağlık hem ağzına afiyet sağlık. Afiyet olsun abi, hoş çok geldiniz. Teşekkürler. Yani dediğim gibi abi. Adana deyince şalgam bir numarada neredeyse. Son olarak soracağım. Sağlığa faydası ne bunun? Hani bundan günde bir bardak çay alıp bağırsakları temizler. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Ya grip olmasın kışın abi ya. Ben Anna. Şimdi Ason Balonga'ya bıraktı. Ason Balonga sol ayak. Ason Balonga! Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Monteiro ile birlikteyiz. Öncelikle tabii çok önemli bir kariyerin sonrasında Adana'ya geldi. Buraya onu giriş hikayesini öğrenebilir miyiz? Questo passo. No, ero stato due anni a casa per la pandemia. Pandemiden dolayı 2 yıldır evdeydim neredeyse sürekli. Birkaç tane böyle seçeneğim vardı ama beni böyle ikna eden seçenekler yoktu açıkçası. Sonra başkanımız geldi enerjisiyle ve duruşuyla. Beni hemen ikna etti ve buraya gelmeye karar verdim. Peki, pek çok önemli futbol şehrinde çalıştı. Adana'yı bir futbol şehri olarak tanımlayabilir mi? Sì, vive per calcio, basta vedere che bence evet Adana bir futbol şehri. Çünkü baktığınızda taraftar sayılarımıza her maçta neredeyse ilk sıralardayız diye düşünüyorum. Yani ve bu tabii ki de bizi motive eden, sadece
bizi değil hani futbolcularımızı da gayretlendiren bir detay. O yüzden tabii ki de çok mutluyuz bu durumdan. Peki şu anda kısa vadede ve uzun vadede Adana Demirspor'un hedefi ne olmalı hocaya göre? Secondo te quali dovrebbero essere gli obiettivi? Ma noi non abbiamo obiettivi particolari. Her zaman söylediğim gibi hani çok böyle hamşamlı hedefler koymamamız gerekiyor kendimize. Her zaman da dediğim gibi yeni lige çıkmış bir takım için ilk hedef ligde kalmak olması lazım. Ve sakin bir sezon geçirebilmek. Ve biz iyi bir noktadayız şu anda. Böyle futbolumuzdan zevk alabildiğimiz, çalışmalarımızdan zevk alabildiğimiz bir noktadayız. Bu konuda adım adım ilerleyerek her hafta çalışarak ilerlememiz gerekiyor. Peki çok dünyanın tanıdığı bir mutfaktan, İtalyan mutfağından şimdi Adana mutfağına geldi hoca. Buradaki yemeklerle ilgili ne söylemek istedim? Praticamente vieni da una cultura mi piace molto la. Yani şunu söylemek lazım. Ben aslında Asya mutfağına daha aşınlaşır bir insandım. Burada da doğru bir mix var. Hem bizden hem oradan böyle arada kalmış bir kültür var. Çok güzel bence. Yani aslında baktığınızda yemekleri özlemiyorum. Çünkü buradaki yemekler de çok güzel. Burada en çok özlediğimiz ailemiz tabii ki de sadece o kadar. Vargas savunma arkasına Yunus'a. Yunus kontrolü sağladı. Yunus ceza sahasında. Yunus ve bu şehir gerçekten futbolu aşık bir şehir. Süper Lig'i hak eden bir şehir. Çok şükür biz onu geçen sene başardık. Bu sene şu anda çok güzel gidiyoruz. Tabii ki yeni çıkan bir takımız Süper Lig'e uzun bir aradan sonra. Başkanımızın dediği gibi aslında ligde kalıcı olmak. Ama biz şu an çok güzel gidiyoruz. Bunun en önemlisi şeyi de takım içi arkadaşlık, aile ortamı. Tabii ki de her maçı kazanmak istiyoruz. En üst seviyede bitirmek istiyoruz ligi. Bence şu an böyle devam edersek ben ilk 4'te bitireceğimizi düşünüyorum. İnşallah böyle güzel gider. Bu senelikte kaldığımız sene diğer sene bence çok güzel şeyler olacağını düşünüyorum. Avrupa dışında da şampiyon olacağını düşünüyorum da. Ben buraya kiralık olarak geldim. Tabii ki de benim için önemli olan ilk önce Adana Demirspor'a katkı sağlamak, kendimi geliştirmek ve Galatasaray'a güçlenebilmek. Tabii ki de her genç oyuncunun, Türk oyuncunun amil takımda oynaması benim de tabii ki de hedeflerimde o var. Ondan sonra Galatasaray'a döneceğim. Galatasaray'dan sonra Avrupa olur mu? Hani Galatasaray'da oynadıktan sonra inşallah Avrupa'da olur. Balotelli'den uzun top. Yunus hareketli. Yunus Akgün kafayla aldı önüne. Yunus ceza sahası. Yunus bir çalım vura. Yunus Akgün şov! 5-0 yaptı Yunus Akgün. Adana taraftarıyla, kulübüyle, başkanıyla tamamen bir futbol şehri olduğunu düşünüyorum. Şu anda da biliyorsunuz her futbolcunun forma giymek isteyeceği bir yer burası. Gerçekten futbolcu için mükemmel bir yer. Burada futbolcu olduğunuzu fazlasıyla hissedebiliyorsunuz. Taraftarın size olan sevgisi ve şu anki yönetim, hoca, takımın içindeki ortam gerçekten futbol oynamaya çok müsait. Ben de burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Taraftarın büyüklüğünü sanırım şu an Süper Lig'de bütün Türkiye görüyor. Biz şampiyon olduğumuzda bu büyüklüğü fazlasıyla gördük. Yani pandemi olmasına rağmen, her yer kapalı olmasına rağmen büyük bir coşku vardı, büyük bir kutlama vardı şehirde. Yani biz de çok mutlu olmuştuk bu taraftarın bize olan sevgisi karşısında. Yani gerçekten kelimelerle tarif edilemeyecek büyüklükte bir taraftar grubu var burada. Yani başkanımız her zaman söylüyor şu anki hedefimiz ligde kalmak, ilk 10 içerisinde olmak diye. Fakat şu an gerçekten çok iyi gidiyoruz. Yani ben böyle bir başkanın olduğu yerde, Murat Sancan'ın olduğu yerde hedeflerin her zaman en üstte olduğunu düşünüyorum. Yani eminim bundan sonraki senelerde bu kulüp şampiyonluk için ter dökecektir. Çok kaliteli bir takımımız. Hocamızla beraber çok iyi bir ritim tutturduk. Bir Anadolu takımı şampiyon olabilir. Biz de bu kaliteyi fazlasıyla sahibiz. Bu şehir, bu taraftar, bu başkan bunu fazlasıyla hak ediyor. Vallahi en çok yemek yiyen Balotelli olabilir. Kebabı da seviyordur eminim yani. Ama hani hepsine kebap yedirdik fakat fazla yemeler gerektiğini söyledik. Çünkü biliyorsunuz kilo yapabilir. O yüzden hepimiz dikkat ediyoruz. Futbolun şehirlerine bu hafta Türkiye'nin en güzel şehirlerinden biri Adana'daydık. Adana dediğimiz zaman Türkiye'nin en önemli futbol şehirlerinden biri olduğunu hemen hemen herkes kabul ediyor.
Adana Demirspor'uyla, Adana Spor'uyla tam bir futbol kültürü yaşatan şehir Adana. Kültürel ve tarihi değerleriyle, özellikle gurme turizmiyle ve buradaki yerel lezzetleriyle Adana mutlaka gezilmesi, görülmesi gereken bir nokta. Biz de bu programda Adana'yı enine boyuna sizler için işledik. Tabii hem bu programda hem de diğer programlarda siz belki ekran karşısında beni görüyorsunuz ama burada birlikte çalıştığımız ekibi de bir kez daha sizlere hatırlatmak istiyorum. Yapımcımız Uras Çanakçı, kameramanlarımız Hikmet Fırat ve Cüneyt Kranel, ses teknisyenimiz Murat Ekici ve kurguda da Atilla Değirmenci bu programın sizlere ulaşmasını sağlayan ekibimiz. Onlara bir kez daha buradan teşekkür ediyoruz. Güzel, güneşli bir Adana gününde, kışın tam ortasında olmamıza rağmen harika bir günde programı burada noktalıyoruz. Umarız keyifli dakikalar geçirmişsinizdir. Biz önümüzdeki hafta güzel yurdumuzun bir başka köşesinde olacağız. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.